Murat'ın adeta gölgesi olan bir isimden bahsedeceğiz. Yani gibi. Çok yakın arkadaşlarından biri. Diğerleri gibi aslında değil mi? Hepsi çok yakın görünüyor ilişki açısından bakıldığında. Merve Korkut, o da bir fenomen kendisi. Dostlukları ortaklığa dönüşmüş. Üç şube açmış. Sonrasındaki bilinen hikaye, Allah yürü ya kulum diyor. Buna biraz daha fazla mı diyor sanki? İddiaya göre 4 yılda 20 tane ev, 40 tane villa sahibi. Ortalama olur. Canım yani diğerleri gibi. 4 yılda işte 2019'da bu ne olduysa orada bir şey, bir kırılma oluyor. Hep beraber o yemekteki arkadaşlar birdenbire villa villa, araba araba, işte her şeyin sahibi olmaya başlıyorlar. Evet, 4 yılda bugüne kadar gelen işte o bilmeyen o hikayelerden biri daha. Hı-hı. Nereden nereye hikayesi, birlikte bakalım. Gibi olmuyor ama kafanız kadar. Artık ben geldim. Buradayım. Dilan Polat'ın sağında solunda her daim yanındaydı. Ultra zengin fenomenler listesinde onun da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre 20 dairesi, 40 villası vardı. Üstelik hepsini de son 4 yılda almıştı. Bilemedim ya, gerçekten bilemedim. Merve Nur Akyüz, Yavuz Selim Korkut çifti Dilan Polat'ın markasıyla İstanbul Pendik, Karabük ve Sakarya'da şubeler açtı. Küçüktük, çocuktuk. Her yere çok gittik. Yani. Minibüsler falan filan. Metroların dili oturduğumuzda. İddiaya göre onların hayatı da 4 yılda tamamıyla değişti. Merve Nur Akyüz'ün Dilan Polat'la birlikte şehir dışındaki etkinliklerde çektiği görüntüler gündeme geldi. Aydınlatıyor ya. Polat çifti gibi onlar da yurt dışı seyahatlerini seviyordu. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Dilan Polat'ın yeni yeni zenginleştiği yıllarda Merve Nur Akyüz yine yanındaydı. Açtıkları 3 şubeden sonra mütevazı hayatın yerini bir anda şatafat aldı. İddiaya göre fenomen çift 20 daire, 40 villa aldı. İdare edin siz de, ne yapalım? İdare edin. Merve Nur Akyüz sosyal medyadaki suçlamaların ardından bir açıklama yayınladı. Dilan Polat'ın şirketini ima edip işletmelerinin franchise olduğunu iddia etti. Maddi manevi yıprandım, yasal haklarımı kullanacağım dedi. Çok bakmayın kız, gözünüz kalır. Hı hı. Şimdi diyor ki kendisi bir açıklamada bulundu. Evet. Ve bir kuruma teftiş ettirmiş bütün durumunu. Yani giriş çıkışlarını, ne kadar temiz bir ticaret yaptıklarını ve bununla ilgili herhangi bir arazları olmadığını. Şöyle biraz bakayım istersen, sende de var galiba. Vallahi bende de var, bakalım. Ama anladığım kadarıyla bu tablonun içinde bu arkadaş da var değil mi, fotoğraf karesi var. İçinde. Ya, ya da işte arkadaşım. Kankitosu bir şekilde, yani kankişleri. Baktığın zaman yani acaba bu, çünkü hani kara para aklama arkadaşlığı ya da başka bir şey ya da ne dersen de. Ama işte bir yerden sonra olay bambaşka bir boyuta evriliyor. Başta Dilan Polat var. Ben Şema'yı merak ediyorum mesela. Kendi aralarında bir WhatsApp grupları falan var mı? Ki vardır muhtemelen. Bak. Hani bu olayda mesela Dilan Polat evet, ama diğerleri mesela hani bu yanındaki. Şema'nın neresinde? Ve o sistemden para çıkmasın ve yeni insanlar da çok aramıza katılmasın minvalinde ilerliyor işler ya, galiba. Peki. Yoksa bu olaya giren atıyorum 10 tane ev, 20 tane villa, 80 tane de lüks araç alamaz birdenbire. Olamaz, o 4 sırrı. Yıldaki hadisi ve her şey Dilan Polat'ın o yaptığı reklamvari hareketler peki, üzerinden de ilerliyor. Bu masayı kopyası. Konuşuyoruz ya biz. Yani ateşe atanlar da vardır kendilerini, belki onların kafasına uyup atmayanlar da yoldan aman biz ne yapıyoruz diyenler de vardır. Günahına para giremeyiz, bilemeyiz. Kimse ama yapmaz ya. Şunu normal şartlarda, bu bir bayi toplantısıdır. Bütün bayilerimizi topladık. İşte bak ne kadar güzel başarılarımızı kutlayalım yemeği gibi düşün. Ha, peki. Tamam mı? Ama işte bayi görünümlü evet. Başka bir şey de olabilir. Ha, aynen öyle. Şimdi diyor ki çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir. Başkasının işlediği fiillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Peki, ben yapmadım hiçbir şey. Bağımsız diyor. Olarak soruyorum. Yani bu Merve Korkut ya da işte her neyse nasıl 4 yılda 20 ev ve 4-40 villa sahibi oldu? Bağımsız olarak soruyorum. Dilan Polat ya da buradaki tiplerden bağımsız olarak soruyorum. Ya bilmiyorum. Nasıl? Annesinden dedesinden bir toprak kalmıştır. Miras yani bunlar, kalmıştır. Hani bunlar açıklanabilir bir durumu var ise. Yani fakat. Yani öyle olsa insana, derdi. Tapular aha bu sattık aldık. Ya 40 tane de ev almazsın ki. Ya işte onu soruyorum. Bağımsız olarak bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Yani bu kadar mı muhteşem karları olan bir işten bahsediyoruz?
Bak, müvekkiller her ne kadar bugüne kadar haksız ve mesnetsiz ve asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili hukuki sürece girmiş olsalar da başta sosyal medya olmak üzere her türlü mecrada kendileriyle ilgili yapılacak asılsız iddialarla kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki paylaşımlara dair hukuki süreçlere başlayacaklar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bizim hakkımızda konuşmayın diyor. Adeta hüküm giymişçesine linç edilmektedirler. Biz bir şey yapmadık, her şeyimiz ortada. Diye böyle bir efendim açıklaması var kendilerinin bize göndermiş oldukları. Peki, yani madem o zaman iddia ortada, tek başına soruyorum ben de. Ya bu fotoğraftan ya da şunlardan bunlardan bağımsız. 4 yılda 20 tane ev, 40 adet villa nasıl sahip olunur? Bizim anladığımız ve gördüğümüz iddialar bu yönde. Ha, diğer mal varlıkları da nasıl elde ediliyor? Nasıl? Şeffaf bir şekilde bir tuşa basarsın. Evet. Bütün banka hareketlerinin giriş çıkış her şey belli olur. Mutlaka. Bunun yani demek ki güvenmediği bir şeyler olsa kendine bunu bu kadar veremez. Çünkü diyor ki sizin yüzünüzden diyor, aksine diyor ticaret olarak şu an zarara uğramış durumdayım diyor. Çünkü beni sorgulatıyorsunuz. Yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında ana firmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ticari olarak zor duruma düştüm. Bunun üzerine sosyal medya ve sair mecralarda artan baskı şirketleri işlemez hale getirmiştir. Büyük bir ciddi kaybı varmış. Diğer tarafta da reklamın iyisi kötüsü olmaz. Benim alnım ak, gayet namuslu bir şekilde paramı kazandım ve gidiyorum diyenler de var. Yok mu var? Ay, köylerine mi yerleşiyorlarmış? Köylere yerleşenler var. Onlara bakarız. Amerika'ya yerleşenler var. Evet. Oradan açıklamalarda bulunanlar var. Yani bilmiyorum ya. Burada gerçekten hani bu basit soru yani nasıl elde ettin bu parayı? Açık ve net. Evet. Yani bir de 2019 pandemi sürecinde güzellik merkezleri kapalı, şu bu falan filan. Yani girişçiler, çıkışlar, kameralar vesaire valizler, çantalar hepsi ortadadır diye düşünüyorum. Valla kamuoyuna saygıyla biz de bildiriyoruz. Ya burada. Bazen de mesela belki eşinin gerçekten ciddi bir mal varlığı vardı. Hani eşim de bir iş yapsın bari. Ona da bir iki güzellik merkezi açalım. Hayır. Ben belki yaşamın belki de gidilemiyor. Olmaz Ebru. Belki yani de gidilmez. 2019 yılında bu insanlar 20'si 30'u toplanıp da 2019 yılında hep beraberce belkiyle mi yola çıkarak bu kadar zengin oldular? Evet. Yok işte yani. Açık ve net. Ya 2019'da orada ne oldu da? Ya o yemekten falan bahsetmiyorum. Yani ne oldu da birdenbire zenginleşmeye başladı bu insanlar? Zaten masak ya da başka bir şey onun peşinde zaten. Hep beraber. Biz de soruyoruz. Açık ve netinden nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Şimdi nasıl?